Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın almış olduğumuz bir hibeyle Yahyalı'mızın tanıtımına katkıda bulunmuş olduk. Dolayısıyla ben hakikaten çok çok mutluyum. Sağ olsun davetlerimizin de izledikten sonra çok mutlu olduğunu görmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Yahyalı'mızın turizm ilçesi Yahyalı'mıza yakışır bir tanıtım filmini ben emeği geçenlere tabii katkı verenlerin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Profesyonel manada bir tanıtım filmi olmuş. Televizyonlarımızda da yine televizyonlarımızı da vereceğiz. Ulusal televizyonlarımızda da bu filmi izledikleri zaman Yahyalı'mıza turizm manasında katkı vereceğini ben umuyorum. Gerçekten Yahyalı'mız turizm açısından farklı bir yer. Her zaman diyoruz keşfedilmemiş cennet diyoruz ama bu tanıtım filmimizde biz artık keşfedilmemiş değil diyeceğiz, keşfedilmiş cennet diyeceğiz. Gerçekten burası ekoturizm açısından dünyanın diyeceğim, Türkiye'nin sayılı yerlerinden bir tanesi. Coğrafyamız buna çok çok uygun. Bin bir güzelliklerimiz var. Yeter ki bu güzelliklere biz sahip olalım, iyi tanıtmış olalım. Dolayısıyla bundan sonraki inşallah Yahyalı'mızın ben turizm portföyünü çok daha iyi görüyorum. Yaklaşık 100 bin kişi geliyordu yılda 2017 itibariyle konuşuyorum ama bundan sonraki inşallah önümüzdeki yıllarda 100 binler değil 200 binler, 300 binler ve 500 binleri ilçemize ben görmek istiyorum. Buna bu potansiyele sahip bir ilçemiz. Gitmeyenimize dur, Derebaş Şehadesi'ne giderken yapmış olduğumuz bu 33 tane kamanyonun parasını belediyemiz bütçesinden değil, almış olduğumuz Oran Kalkınma Ajansı'ndan güzellikle, hibeyle bunları yapmış olduk. Ben tabii burada Oran Kalkınma Ajansı'nda özellikle Sayın Valimize de teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. 33 tane kamanyon dediğim gibi, 9 adet satış büfeler, o bizim Develi Tavşanı'ndaki büfeler, şu anda o çepçevede yapılmıştı. Yahyalı 360 sanat turumuz var. Tabii biz görüyoruz, canlıları görüyoruz ama yurt dışındaki veya başka yerlerdeki insanların çok rahatlıkla Yahyalı'mızdaki güzelliklerimiz 360 dereceli sanat turla izlemiş oluyoruz. Yahyalı tanıtım filmini birazdan izleyeceğiz inşallah. 120 adet yönelimle levhasını çarpmış olduk. Erciyes'in heybetine ve Aladağ'ın soğuk nefesine hayran olan bir alperen, yüzünü ufka döndü ve şöyle dedi. Ey kutlu ana vatan, sen daha nice cennetler saklarsın bağrına. Onunla beraber gelen yoldaşları, aklını köpürdü, uçsuz bucaksız vadilere doğru keşfe çıktı. Kapuzbaşı'nın sularında serinleyip, Sultan Sadık'ın yüreğinde dinlendiler. Hacer Orman'ı sakladı bu kutlu gazileri. Zaman Nehri yol gösterdi. Bile gelip Anadolu türküsü söylercesine sularını akıttığı şelaleler tanımıyor. Kapuzbaşı takım şelaleleri dünyanın en yüksek ikinci şelaleleri ünvanına sahip. Burası aynı zamanda bir mesire ve gezi alanı. Koruma altında bulunan şelalelerden akan sular